Herkese merhaba Şifrelet.net izleyenleri, ben Ayhan. Bugün size yazılımla ilgili tecrübelerimden bahsediyor olacağım. Çekimde miyiz ya? Şunu bırakayım yani bir dakika. Abi çekimdeyiz ya. Herkese merhaba Şifrelet.net izleyenleri, ben Ayhan. Bugün size yazılımla ilgili tecrübelerimden bahsedemedim. Abi çekimdeyiz ya. Çekimdeyiz ya demekten dilimde tüy bitti. Herkese merhaba Şifrelet.net izleyenleri, ben Ayhan. Bugün size yazılımla ilgili bazı tecrübelerimden bahsediyor olacağım. Şifrelet.net izleyenleri, ben Ayhan. Size bugün yazılımla ilgili tecrübelerimden bahsedemeyeceğim artık yayın kesilmekten. Abi ya... Abi sen yazılımcı değil misin? Doğru. Tamam. Buraya bir çözüm bulmamız lazım o zaman ya. Işıklı mışıklı bir şeyler yapalım ya. Abi A4'e de lazım. A4 olur mu ya? Bize A4 yakışmaz. Bugün gidelim, yarın gidelim. Aynen. Siz bugün gidin, yarın gelin abi. Biz buraya bir çözüm bulmamız gerektiği artık aşikar. Merhaba sevgili Şifrelet.net izleyenleri, ben Ayhan. Az önce küçük bir amatör oyunculukla karşınızdaydık ama şu an artık videomuza başlayabiliriz. Bugünkü videomuzda bir meşgul tabelası yapacağız. Neden yapacağız? Az önce de gördünüz, Şifrelet.net ofisi gerçekten kalabalık. Burası 3 katlı bir yer ve her katta ayrı ayrı ofisler var. İnanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir hız var, sürekli video üretiliyor vesaire. Dolayısıyla biz burada çekim yaparken de bölünme ihtimalimiz oldukça yüksek oluyor. Dolayısıyla çekimler burada sürekli bölünüyor. Esabil de benden özel olarak bir şey tasarlamamı istedi. Çekim sırasındayken bir ışıkla çekimde olduğunun bilgisinin diğer arkadaşlara verilmesini istedi. Ben de biraz araştırdım. Hazır bir tasarım buldum. 3 boyutlu yazıdan bastırdım. İçine de ufak aydınlatmalarla güzel bir ürün ortaya çıkardım. İşte ürünümüz burada. Gördüğünüz gibi bu ürünümüzün üzerinde On Air yazıyor. Aslında bu sektörde bir meşgul tabelası. Yani burada bir kırmızı ışıkla On Air yazdığında oranın meşgul olduğu anlamına geliyor. Hazır bir tasarım buldum. 3 boyutlu yazıdan bastırdım. İçine neopiksel yani adreslenebilir LED dediğimiz LED'lerden koydum. Bunu neden bu şekilde yaptım onu da anlatacağım. Bir de Wi-Fi'ye bağlanabilen bir programlanabilir kart sayesinde bunu uzaktan kontrol edebilir hale geleceğiz. Şimdi neler yaptık? Dilerseniz kutumuzu bir açalım. İçinde neler var, neler kullandım bunlara bir bakalım. Aslında mantığımız çok basit. Burada Wi-Fi özellikle bir kontrol kartımız var. Vemos D1 diye geçiyor bu. Vemos Mini olarak geçiyor. Üzerinde kendi Wi-Fi modülü var. Gördüğünüz gibi bu bir Wi-Fi çipi. Bu çip sayesinde bağlanabiliyor ve biz de bunu uzaktan kontrol edebiliyoruz. Onun haricinde burada da adreslenebilir LED var. Neden adreslenebilir LED kullandık, normal RGB kullanmadık diyebilirsiniz. Burada Vemos 5 voltluk bir çıkış verebiliyor. Normal RGB LED'ler genelde 12 volt veya 24 volt olur. Ama adreslenebilir LED'lerimiz 5 volt. LED adedi de fazla olmadığı için Vemos'un üzerinden beslememiz yeteceği için şu an sadece adreslenebilir LED kullandık. Dolayısıyla herhangi bir voltaj eşitleme işine gerek kalmadı. Doğrudan Vemos'un üzerindeki çıkışlarla LED'lerimizi yakabiliyorduk. Çok kompakt bir ürün oldu. Zaten 3 boyutlu yazıdan aldığımız baskıda da şurada Vemos için bir yerimiz var. Buraya bir silikon sıktık. Vemos'u buraya sabitleyeceğiz. Ürünümüz başarılı bir şekilde çalışacak. On Air yazısı kırmızı olduğunda çekim var anlamına gelecek. Mavi olduğunda detay çekimi var anlamına gelecek. Yeşil olduğunda da stüdyo boş anlamına gelecek. Bu şekilde bir kullanım sağlayacağız. Bunu da mobil uygulama üzerinden yapabiliyor olacağız. Mobil uygulamadan da hızlıca bir bahsedelim. Evet, aslında burada kullandığımız kodlar daha önce de kulaklık standı projesinde kullanmış olduğumuz kodlar. Oraya ufak tefek eklemeler yaptım. Yani aslında sadece butonları ekledim. Onun dışında zaten burada rainbow efektimiz falan da hala duruyor. Biz sadece burada RGB kısımlarını ekledik. Bunları birer butona bağladık. Burada en önemli olan kısım, yani siz aslında bu kodu doğrudan indirip kullanabileceksiniz. Zaten videonun açıklama kısmına kodları bırakıyor olacağım link halinde. Burada yapmanız gereken şey, Blink uygulamasını telefonunuza kurduktan sonra Blink'teki proje kodunuzda bir token'ınız var. Bu token'ı buradaki out kısmına girmeniz gerekiyor. Daha sonra SSID kısmına kullanmış olduğunuz evinizdeki Wi-Fi ağınızın adını girmeniz gerekiyor. Password kısmına da, yani pass kısmına da kullanmış olduğunuz Wi-Fi şifresini girmeniz gerekiyor. Onun dışında biz bu kutunun içerisinde 17 tane adreslenebilir LED kullandık. Onun dışında buradaki 17 kısmına kaç tane adreslenebilir LED kullandıysanız onu yazıyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yazmanıza gerek yok. Kodu derleyip bir NodeMCU'ya veya Vemos'a herhangi bir Wi-Fi kartını attığınızda bu kod çalışabilir hale geliyor. Tabi Blink üzerinden de yine butonları ekleyip buradaki pinlere bağlamanız gerekiyor. Evet, ürünü kapalı halde bu şekilde. Bir mobil uygulamamız var, Blink uygulaması. Blink uygulamasında şu an 3 tane buton attım. Bir tane de RGB kontrol edebileceğimiz bir panel attım.
Burada micro USB ile taktığımız anda Wi-Fi'ye bağlanıyor ve üstünden aslında neopiksellere bir elektrik gittiğine dair ufak bir ışık yanıyor. İlk ışığımızı kırmızıya bastığım anda gördüğünüz gibi ürünümüz kırmızı renge döndü. Kırmızı renk çekim var anlamına gelecek. Dolayısıyla kırmızı varken bu kapının kesinlikle açılmaması gerekecek. Mavi ışık ise detay çekimi olduğu anlamına geliyor. Mavi ışıkta ses yapılabilir ama görüntüyü bozmadan içeri girip çıkmak gerekiyor. Kırmızı kadar önemli değil ama yine de çekim var anlamına geliyor. Yeşil ışığa bastığımızda ise çekim yok. İstediğimiz gibi girip çıkabiliriz anlamına geliyor. Bundan ofisin farklı konumlarına yerleştirebiliriz ihtiyaca göre ama şu an için en çok önemli olan yani en çok çalışanların girip çıktığı kısım bu kısım. O yüzden bu kısmın girişine bunu konumlandırmak oldukça doğru bir çözüm olacaktır. Tabii ekstra bir durum için de aşağıya bir RGB panel attık. Buradan da istediğimiz renge bu ışığı getirebiliyoruz ve farklı bir renk belirleyip buna da farklı bir şey belirleyebiliriz. Mesela pembe ışık için bir canlı yayın konfigürasyonu yapılabilir. Dolayısıyla buradan pembeye getirdiğimizde de bir canlı yayın var gibi ışık lanse edebiliriz. Burada istediğimiz gibi kullanmak mümkün. Daha fazla seçenek türetmek de mümkün. Dilersek ihtiyacımıza göre de daha fazla enerji alıp daha fazla özellik ekleyebiliriz. Tamamen ihtiyacımıza kalmış diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Görmüş olduğunuz gibi hem yazılım bilgisiyle hem de 3 boyutlu yazıcılarla hayatımızı kolaylaştırmak mümkün. Burada da 3 boyutlu yazıcımızı kullanarak biraz robotik, biraz da kodlamayla harmanlayarak güzel bir proje çıkardık ve gerçekten işe yarayan bir ürün ortaya çıktı diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten işe yarar bir ürün olmuş mu? Yorumlar kısmında benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.